2015 yılının Ağustos ayında Sözcü gazetesinde bir haber çıktı. Haber şu şekildeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saraydan Etimesgut askeri havaalanına kestirmeden gitmesi için tünel kazılıyor. Tünel için yapılan kazı çalışmaları sırasında çıkan toprak yığını sarayın bahçesinde dikkat çeken bir bölüm haline geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Kısıklı'daki evinden Çamlıca Camii'ne gidiş için giden alt geçitten sonra saraya da tünel kazılıyor. Erdoğan'ın saraydaki tünelden Etimesgut havaalanına kestirmeden gitmesi planlanıyor. Sarayla havaalanı arasındaki bu mesafe karayolundan 15 kilometreyi buluyor. Tünelle mesafe kısalacak, trafik de bypass edilmiş olacak, diyordu haberde. Aslında bu konuyu ilk gündeme getiren dönemin CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin'di. Gürsel Tekin açıklamasında talimatı almışlar, uğraşıyorlar. Korkunun bu kadarı. Padişahları bile geride bıraktı. Saraya harcanan milyarlar yetmedi, bir de altına gizli tüneller yapıyorlar, demişti. Tekin vatandaşlara da şöyle seslenmişti. Vatandaşları uyarıyorum, evinizin altından tünel geçebilir, eviniz yıkılabilir. Güzergahın hemen yan tarafında CHP Genel Merkezi de bulunuyor. Utanmasalar tüneli buradan da geçirebilirler. Tüneller için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yasa bile çıkarıldı. Bu iddialar saray ve iktidar çevrelerince yalanlandı. Gürsel Tekin'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu konuyla ilgili verdiği soru önergeleri de görmezden gelinerek cevaplanmadı. Ama kamuoyunda ara ara sarayın altında gizli tüneller ve kaçış yolları olduğu iddiaları dillendirilmeye devam ediyor. Son olarak Almanya'nın ünlü dergisi Der Spiegel bu iddiayı okuyucularıyla paylaştı. Alman Der Spiegel dergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aksaray'ına ilişkin hazırladığı haberinde binada gizli kaçış tünelleri, dinlenmesi mümkün olmayan odalar, nükleer ve kimyasal saldırılara karşı güvenli sığınak olduğu belirtiliyor ifadelerine yer verdi.